çocuklarınızı asla anneye, baba anneye kötülemeyecek, anne babaya kötülemeyecek. Kesinlikle asla. Ben de aynı fikirdeyim. Ben şunu her zaman, büyükler ya erkekler, bir de kızlar da büyümeye başladı mesela. Annenizden bana şikayet sakın gelmesin. Aramız açılır. Aramızı ekonomik cezalar veririm. Arabanızı alırım. Tabii altınızdan. Tabii ya, niye? Bir yani, şey söyleyeceğim. Yani şeyler söylemek gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. 9 tane çocuğun var. Evet. Birini diğerinden ayırt etmiyorsun. Asla. Birine ne aldıysan diğerine asla de alıyorsun. Asla. Hep öyle. Birine bilmem ne marka araba aldıysan asla öbürünün de aynısını olmak aynı durumunda. Bir aynı de bu çocuklar kimi yurt dışında okuyor, evet, kimi özel okullarda evet okuyor. Hepsi özel senin zaten çocuklara karşı o aylık giderin bir 100 bini falan buluyor mu? Buluyor yani. Belki fazlası bile oluyordur. Arabam araba deyince. Çalışıyorum bak, görmüyor evet musun? Onlar için çalışıyorum zaten. 9 çocuğa 100 bin. Okulları, giderleri, masrafları, kimi sağlıkları. Kimi zaman geçiyordur yani, geçiyordur canım, geçiyordur bence. Kolay değil İstanbul'da. Çünkü konjonktürde evet doğru yani. Geçiyor çünkü biraz. Üçü ayrı tabii bir ev, ayrı bir hayat. Peki yani, cezan ne oluyor? Diyelim ki birine sinirlendim. Cezam hemen %50 maaşlarını düşürüyorum. Fena. Karşılıklar kestiriyor. Her ay hepsinin ama hesabına bir para tabii mı yatıyor? Tabii hepsinin maaşı var. Ciddi misin? Bir gideri kesinlikle var tabii. Ben gittiğimde kendi bazen muhasebeden gitmez. Ben kendim gittiğimde babam aylığımız gelmedi haftalığımız dediklerinde herkesin. Ne kadar alıyor? Mesela büyük ne kadar? Ya yapma. Allah aşkına. Ne olacak? Biz bize sohbet ediyoruz çok şuradan. Bak şunu söyleyeyim Gülşen, asla fazlaya alıştırmamanız lazım aa çocukları. Kesin, tabii, hep daha biliyoruz. Başka doğru, bir şeyi doğru mutlu edemezsiniz. Evet, yani evet, bir, evet. O, ben mesela etrafımı söylüyorum. Aylık 1000 TL yatırıyor musun en büyüğe? Yok fazla ya. Aylık 1000 TL. Ne bileyim aşağıdan başlayayım ya, da dur. Yok, o ya, kendi fazla çıkarsın. Fazla. Şimdi biz şöyle şey yok. Bizde nafaka değil ki bu. Tabii. Bizde harçlık veriyor. Bizde şeye ha göre. Eğitimdeki başarıya göre, tabii, eğitimdeki başarıya göre, evde davranışa göre yükseliyor tabii, ya da artıyor, günlük hayatta, eksiliyor filan. Hafta sonu yapmadığı hatalara göre yapmayacağı yani bir bence sırlarımız bir var. Yani evet, bunlar eğitimi. Sen holding patronusu, onlar çalışan gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Onların küçük bir fabrikan bunlar. Mesela bazen aylıkları. Bazıları ödül alıyor. 2 tane aylık alabiliyorlar. Oo, yani. Şifre maaşı, çift maaşı. Mesela burada. Ayın elemanı. Ya, yılın elemanı. Şöyle mi oluyor? Ayın elemanı. Yani Yıldız'ın burada çocuğu olmak o kadar çok isteyen olacak ki şimdi. Burada, evet. Buradaki en aylıkları artan adamlardan biri şu 4. Evet. Şu erkek. Bize geldi o. Bize Veysel geldi. Efe, size geldi. Evet. Hatta İzzet bize geldiğinde takdir almış. Evet. Tabii bu. Evet. Şimdi tabii daha benim boyumda şu an. Yani ben çocukların birçoğu beni ki geçti. Evet, Veysel evet Efe. O çok akıllı demek ki o. O sürekli. Bir şey ayın elemanı ki durumunda. Sürekli. Olamaz maşallah yani. Maşallah. Sürekli. Şimdi en son, diğerleri kıskanıyor. Şimdi. En son ceza alan kim bu güzel ekipte? Ama. En son cezayı alan, kesilen kim bu ekipte? Biraz ara sıra cezayı yine şu üçüncü başıma çok, şu bana çok büyük zararlar vermiştir şimdi. Çok büyük zarar yani ne anlatamam size. Bana şu an ay çok komik Ekrem geldi bana kaç yaşında? 9 mu? 9, 8 yaşında. Ya. 100 bin lira bana zarar verdi. Nasıl? Neden? 3 tane büyük televizyonu patlattı. Aha. Evet. Yok artık. Nasıl böyle başardın? Kardeşlerini kıskanmaktan. Ha. Evde bir böyle ya, o da vardı o böyle yani, çocuk mesela doğru telefonlar ha benim dahil bütün kardeşlerinin evde telefonlarını götürüp tek tek bir şey vardı bir dönem 5-6 yaşın 5-6 yaş döneminde herkesin telefonunu alıyor haber o, burada duruyoruz ya habersiz şimdi bunu alıyor götürüp lavaboya atıyor. Evet. Kıskanıyorum. Benim bayram günü evet, evet annemdeyiz. Evet, kesin. Bir tek benim telefonum kalmış. Bütün ailenin telefonunu aha toplu toplamış, tuvalete atmış. Tabii ben de kalabalığız annenin yani geldik bütün cumhur cemaat annedeyiz. Anne de o zaman burada. Şimdi bura neredir? İstanbul'dur değil mi? Evet. Kafam gitti ya. Oradan gelince. Şimdi oradan geldim tabii Ankara'da annenin evi şimdi kapalı artık da. Oradayız bayram günü çünkü her bayramı biz anneyle
kurallarımız böyledir yani. Hı. Ne olursa olsun. Bir tek benim işte saatimi çıkarmışım. Çok da yine saat bir erkeğin özeldir ya saati. Benim de öyle bir saat benim öyle hastalığım var. Evet. Saatim böyle kanepede yatmışım. Herkes çocuklar odalarda ayrı yatıyorlar. Hı. Ben de kanepede yatmışım. Saatim ve telefonum yanımda. Sabah en son benim kalmış. Saatim ve telefonumu almış götürmüş tuvalete. Tabii. Eyvah.